Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12685, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için Uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'de. Zekat babını işliyor idik. geçmişi kısaca bir hatırlamamız gerekirse demiştik ki zekata talük eden, zekata tabi olan malları sınıflandırdığımızda toplam karşımıza 5 sınıf çıkıyor. Bunların birincisi altın, gümüş ya da günümüz itibariyle para ki zekata tabi olan mallar cümlesinden. İkincisi oruzu, ticare ki nasip olursa önümüzdeki derslerde işleyeceğimiz bir konu. Ticari mallar, alsat yapılan malların zekatı. Üçüncüsü geçmişte yani geçen hafta ve ondan önceki hafta işlediğimiz konular olan Yaylim hayvanların zekatı yani saime hayvanların zekatı ki bu da kendi aralarında develerin, sığırların ve koyunların zekatı olarak e, anlatılmış idi. E, dördüncü derecede ise arazi mahsullerinin zekatı ki buna öşür diye ifade ediyoruz. Bu da nasip olursa belki önümüzdeki üçüncü veya dördüncü dersten sonra e, gelecek olan konu. Beşinci ve son olarak da e, rikaz diye tabir edilen e, yer altından çıkan madenlerin zekatı. Tabii bu madenlerde aranan nitelikler nelerdir? Bunlar da yeri geldikçe inşallah konuşacağız. E, peki okuduğumuz bunlardan hangisiydi? E, son olarak değerlendirdiğimiz e, saime hayvanların, yani işte devinin, e, sığırın, bir de koyunların zekatı. Bir insan böyle bir süreye sahip olsa ve gayesi de bunun alım ve satımı olmayıp bunların çoğalması ve sütü olsa ve ekser senenin ekserisinde masraf ile bunları bestese, yani yemlerini kendi maddi imkanlarıyla temin etse, e, affen, kendi imkanlarıyla temin etmeyip yaylımda otlayarak bu hayvanlar gıdalarını temin etse, böyle bir durumda bu hayvanlara saime denir ve belli miktarlara uğraş ulaşması durumunda da zekata tabidir. Neydi bu miktarlar? Kısaca hatırlamamız gerekirse develerde nisap 5'ti. 5'ten aşağı saim olan develerde zekat yoktu. Sığırlarda nisap 30'du. 30'dan aşağı olan sığırlar saim olması durumunda zekata tabi değil. davarlarda koyunlarda ise bu nisap 40'tı. 40'tan aşağı olan koyunlar saime olması durumunda zekata tabi değil. Tabi özellikle saime vurgusunu yapıyorum. Çünkü belki yeni ilk defa bu programımızı, bu dersimizi dinleyen kişiler olabilir. Bu bahsettiğimiz mücerret deve, sığır veya hatta koyunların zekat olarak değil, bunların bir özelliği var. Nedir bu özelliği? Senenin ekserisinde yaylımda otlayacaklar ve gaye nesil olacak ve süt olacak. Yoksa kişi bunun ticaretini yapıyorsa, al satını yapıyorsa böyle bir durumda esas olan kıymettir. Ve kıymet olarak nisaba ulaşması durumunda zekatını vermesi gerekir. O da uruzu ticare babında işleyeceğiz. Ama kişi bunların al ve satını yapmıyorsa, ticaretini yapmıyorsa, gayesi nesil de olsa, süt de olsa ama bununla beraber senenin ekserisini masraf ile yani bunların yemini, satın alarak bu hayvanları besliyorsa böyle bir durumda bu hayvanlar zekata tabi değil. Velev ki sayısı burada bahsettiğimiz oranlardan fazla olsa bile. Bunu geçmiş derslerimizde incelemiştik, özetlemiştik. Şimdik nasip olursa okuyacağımız mevzu ise ee, özellikle bu saimi hayvanlarında e, nisaba ulaştıktan sonra ikinci bir nisaba kadar arada olan miktarlar vardır ki bunlar af olarak değerlendirilir. Yani örneğin e, deveye baktığımız zaman deve 5 taneye ulaşmadıkça zekat yok dedik ama sayısı 5'e ulaştığı zaman e, bir koyun verilmesi gerekir. Ta ki ne zamana kadar sayısı ona ulaşıncaya kadar 10 tane olduğu zaman 2 koyun verilmesi gerekiyor. O zaman burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. 5'ten 9'a kadar olan aradaki 4 tanesi af olarak değerlendirilir. Keza sırlara baktığımız zaman 30-39 arası tek bir zekat vücubiyeti var. 39'dan sonra sayı 40'a ulaştığı zaman bu sayı değişecektir. Yani verilmesi gereken hayvanın niteliği değişecektir. Keza davarlara baktığımız zaman, koyunlara baktığımız zaman bunlar 40 tane olmadıkça zekat yoktur ama 40'a ulaştığı zaman bir tanesi verilmesi gerekir ta ki 120'ye kadar. 120 olduktan sonra ise bu verilmesi gereken sayı 2 olacaktır. O zaman 40'tan 119'a kadar olan miktara baktığımız zaman bunlar af olarak değerlendiriliyor. Aynı olay altın ve gümüşte de İmam Ebu Hanife'ye göre her ne kadar günümüzde uygulanan fetvabı olmasa da orada da vardır. Ee, peki şimdilik okuyacağımız meselede verilecek olan zekat miktarı sadece nisaba mı tahallük eder yoksa affı da içine alır mı almaz mı? Yani misallendirecek olursak bir kişinin diyelim ki 80 tane koyunu olsa ve bunlar saime hayvanı olsa e, böyle bir durumda nisap kırıkı ulaştığından dolayı bir koyun zekat olarak vermesi gerekir. Peki verilen bu bir tane koyun 80 hayvanın zekatı olarak mı verilmiş olur yoksa nisap olan 40'ın zekatı olarak mı verilmiş olur? Diyeceksiniz ki bunun ne semeresi vardır? Bunun şöyle bir semeresi olacak. Diyelim ki 80 tane hayvanı olan bir kimse bir koyun vermesi gerekirken o bir koyunu daha henüz vermeden ve üzerinden yıl geçtikten sonra 80 tanedin 40 tanesi helak olsa ileride konuşacağız. Helak olan e, malların zekatı düşer. İstihlak değil ama yani kişinin kendisinin onları e, yok etmesi değil, başka bir nedenden dolayı helak olması. Böyle bir durumda 40 tanesi helak olduğu zaman, vücubiyet eğer 80'in tamamına tahallük etmişse, vermesi gereken bir koyunun yarısını vermesi gerekecektir bu durumda. Ama yok, zekat sadece nisabadır. Ee, o artı olan af miktarına değildir diyecek olursak o zaman bu kimsenin sayısında bir değişiklik olmayacak. Yani 80 iken de bir koyun vermesi gerekirken 40 tanesi helak olsa da yine vermesi gereken rakam 1 olacaktır. Dolayısıyla bu tartışmanın aslında fıka yansıyan bir semeresi olacaktır konumuz bununla alakalı ve bu konuda da İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf rahimahumullah bir tarafta, İmam Muhammed rahimullah ise diğer tarafta olmak suretiyle görüş ayrılığına gidecekler. Nasıl bulursa ibaremizi okumaya başlayalım. Ve zekat inde bi Hanife ve Ebu Yusuf rahimahumullah fin nisabi dunel af. Bu bahsettiğimiz yaylım hayvanlarında verilmesi gereken zekat sadece nisaba dairdir nisaptan sonraki ikinci nisap arasına kadar olan af kapsamını içermeyecektir. Yani develer için beş nisaptır, dokuza kadar olan o aradaki dört tane aftır. Verilmesi gereken o rakam o beş tanesiyle alakalıdır. O aradaki dört tanesiyle dair zekat verilmiş değildir. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf Rahimahumullah böyle söylüyor. Keza koyunda işte 40 tanedir nisap. 40'tan sonra verilmesi gereken bir koyun 120'ye kadar aynı olacaktır. Dolayısıyla o aradaki af e, zekata tabi olmadığından dolayı verilecek olan zekat onlarla alakalı değildir. Yani sadece nisapla alakalıdır. Ama vakale Muhammed, İmam Muhammed Rahimullah ise bu konuya dair diyor ki aynı zamanda bu görüş İmam Züfer Rahimullah'ın da görüşüdür. Tecibu fihima. Evet, iptidada her ne kadar zekat nisapla alakalandırılsa da madem ki yıl geçti ve nisabın üzerinde belli bir miktar rakama da ulaşmışsa vermesi gereken o zekat hem nisabın hem de affın karşılığıdır. Bunun faydası biraz önce söylediğimiz gibi. Mesela diyelim ki kişinin 80 tane koyunu olsa böyle bir durumda bu kimse bir tane koyunu zekat olarak vermesi gerekir. Çünkü nisab birdir. Peki üzerinden yıl geçti ve henüz daha o bir koyunu vermeden 40 tanesi helak oldu. Ne yapması gerekir? İmam Ebu Hanife ve i̇mam bu Yusuf'a göre vermesi gereken rakamda bir değişiklik yok. Yine bu kişi bir tane koyunu vermesi gerekir. Niye? Çünkü vereceği koyun zaten o helak olan affı içermemiş. Sadece nisap olan 40'ı içermişti ki o da elindedir. O zaman bir koyun vermesi gerekir. Ama aynı olayı İmam Muhammed Rahimullah açısından düşündüğümüz zaman bu kişinin elinde o ki 80 tane koyun vardır ve üzerinden de bir yıl geçmiştir. Bu kişi evet bir koyun vermesi gerekir ama o bir koyun 80'in zekatıdır. Bu sebepten dolayı 80 tanenin 40 tanesi helak olduğu zaman vermesi gereken o bir koyunun yarısını da artık düşmüştür. Vücubiyet zimmetinden düşmüş. Bunu vermesine gerek yok. E ne yapması gerekir? Yarım koyun bedeli zekat olarak vermesi gerekecektir. Yani dolayısıyla bu tartışmanın zekatın sadece nisaba dair olması ya da nisap artı affa dahil olmasının böyle bir sonucu olacak. Başka bir örnek verelim. Diyelim ki bu kimsenin yani 80 tane koyunu olan kimsenin 60 tane koyunu helak olduğunu düşünsek. Şimdi 80 tane koyunu vardı ve üzerinden bir yıl geçti. Vermesi gereken rakam bir koyundur. Ama bu bir koyunu daha henüz vermeden bunun 60 tanesi helak oldu. Şimdi 80 taneye bir koyun verildiğinden dolayı İmam-ı Ebu Hanife'ye göre bu kişinin vermesi gereken koyun adedinde bir değişiklik olur mu? El cevap olur. Niye? Çünkü bunun verdiği bir koyun 40'a mukabildi. Her ne kadar elinde 80 koyun olsa da 40'a mukabil vermişti. Ama şu anda elinde kaç tane kaldı? 20 tane. Çünkü 60 tanesi helak olduğunda hadi 40 tanesi aftan gitti. O e, kayda değeri alınmıyor. Ama geri kalan 20 tanesi ise nisaptan gitmiştir. O zaman vermesi gereken bir koyunun yarısı düşer. O zaman bu kimse İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre yarım koyun değerini zekat olarak vermesi gerekir. Yani 80 koyun olup da 60'ı helak olan kimse. Ama aynı misalde İmam Muhammed'e baktığımız zaman İmam Muhammed Rahimullah vermesi gereken o bir koyun 80'in tamamının karşılığı olduğu için ve 80'in de 60'ı helak olduğundan dolayı o zaman 4'te 3 helak olmuştur. Yani vermesi gereken zekatın 4'te 3'ü gitmiş olacağı için o zaman koyunun 4'te 1 kıymetini zekat olması zekat olarak vermesi gerekecektir. Görüldüğü üzere zekatın sadece nisaba taallük etmesi ya da nisap artı affa taallük etmesinin bu ve bu emsal bir takım semereleri de vardır. E, fetva olarak bu konuda özellikle saime meselelerinde daha fazla İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf rahimullahın görüşü tercih edilmiştir. Burası inşallah anlaşılmıştır. Şimdi gelelim diğer bir meseleye. Bu meselemiz ise bir insana zekat farz olsa herhangi bir malından dolayı, ee, ve buna rağmen zekatını ödemese. Çünkü zekat ibadeti muvakkat değildir. Yani namaz gibi edası ve kazası olan bir ibadet değildir. Malumunuz namaz vakti girdiği zaman kişi o namazı kılmakla mükelleftir ve o zaman çıkmadan yani o namaz vakti çıkmadan onu eda etmesi gerekir. Eğer o vakit çıkacak olursa artık o namazı kaza olarak ifa etmesi gerekecektir. Çünkü o belli bir vakitle sınırlandırılmıştır. Oruç ibadeti için de aynısını söyleyebiliriz ama zekat ibadeti ya da hac ibadeti için aynısını söyleyemiyoruz. Burada e, bunun belli bir zamanı tahdidi olmadığından dolayı kişi bununla mükellef olduğunda bunu ifa etmesi gerekir. Ama ifa etmeyecek olursa, geciktirecek olursa edası bitmiş, kazaya başlamış denmez. Her ne zaman bunu ifa ederse bunu eda olarak yerine getirmiş olur. Tabi elbette kişinin zekat borcu olduğu halde bunu tehir etmesi, geciktirmesi uygun bir şey değildir. Fakirin hakkına tecavüzdür. Bu ayrı bir konu. Şimdi kişi zekatla mükellef olsa ve vermesi gereken rakam da belli olsa ancak vermese aradan bir zaman geçtikten sonra elindeki malı helak olsa yani biraz önce okuduğumuz derste de aslında irtibatlıdır. Bu zekattan ona tahallük eden miktarın düşmesi anlamını taşır mı, taşımaz mı? Bu konu aslında usulü fıkıhla alakalı olan bir konudur. Nedir o usulle alakalı bir konu? Ee, Allahü Teala Hazretleri bir kulu bir ibadetle mükellef kıldığında o ibadeti yerine getirebilecek kişide kudreti şart koşar. O kudret, o istitaat kişide bulunmazsa o ibadeti ifa etmekle mükellef olmaz. Aksi takdirde teklif malayı tak diye tabir edilen yani bir insanın gücü ve vusunda olmayan bir şeyin kendisine yüklenmesi anlamı olacağı için bu e, Allah-u Azimüşşan için düşünülemez. Dolayısıyla ibadetle mükellef olabilmenin şartlarından bir tanesi de kudrettir, istitaattır. Yani onu yapabilecek imkana sahip olmaktır. İşte o kudretin en edna mertebesi arandığında buna kudreti mümekkine ifadesi kullanılır. Ama o kudretin edna mertebesinden sonra artı bir takım daha şartlar koşulmuş ise buna da kudreti müessire derler. Diyeceksiniz ki ne fark vardır arada? Şöyle bir fark vardır. Eğer bir ibadet mümekkin olan bir kudretle kişiye farz olmuşsa Böyle bir durumda o ibadeti ifa etmeyecek olsa kişi ve daha sonradan o kudret elinden gitse dahi o ibadeti yerine getirmekte mükellef olacaktır. Mesela hac ibadeti diyelim. Bir insanın hacca farz olabilmesi, hac ibadetini yerine getirmesinin gerekliliği ıstıtaatla alakalıdır. Yani gitmeye imkan bulması. Bu da en edna mertebede bir şarttır. Yani kudretin hani minimum diye tabir edebileceğimiz bir miktar bu kadar bir miktar kudrete sahip olan kimse hac ibadetiyle mükelleftir. Peki kimse bu hac ibadetiyle mükellef olduğu halde bunu yerine getirmese, nasıl olsa ilerki zamanlarda yerine getirim düşüncesinde olsa, maddi imkana sahip olduktan sonra getirmese, bir sene, iki sene, üç sene geçtikten sonra maddi imkanını kaybetse, Artık bu kimse fakirler zümresine dahil olsa gidecek imkanı olmazsa dahi bu kimseden hac ibadeti düşmez. Niye? Çünkü bunu vacip kılan sebep mümekkin olan bir kudret idi ki bunun en edna mertebesinin bulunması ile o ibadet kişinin zimmetine sabit olur. Bir daha bu ibadeti ifa etmedikçe o kudret elinden kaçacak olsa bile bunu yerine getirmesi mükellef olacaktır. Ancak kişinin o ibadeti yerine getirmesi edna miktardaki kudretin üzerinde ziyade bir takım şartlar daha olursa bu durumda buna kudreti müyessire derler. Yani kolaylaştırıcı bir kudret. İşte böyle bir kudrette o ibadet vacip olduğunda o kudretin fevt olmasıyla ibadetin vücubiyeti de fevt olacaktır. Şimdi bu mukaddimeyi niçin yaptık? Zekatı anlayabilelim diye. Bir insan Zekat ibadetiyle mükellef olabilmesi için asli ihtiyacının haricinde kenarında nisap miktarı malı olması gerekir. Bu kudrette edna mertebedir. Ama bu kimseye yine zekat vermek farz değil. Başka artı şartlar daha vardır. İşte bu saatten sonra aradığımız kudret şartları müyessire yani kolaylaştırmaya yöneliktir. Nedir o aradığımız şart? Bu artı olan yani asli ihtiyacının kenarında artı olarak nisap miktarı mal nami olmalı, artıcı olmalı, hakiki ya da hükmü anlamda bir de üzerinden havil diye tabir ettiğimiz bir yılın geçmiş olması. Dolayısıyla bu bir kolaylaştırma söz konusudur. O ki şer'i, şeri böyle bir kolaylaştırmayı da şart koşmuşsa o zaman bu ibadet müessir olan bir kudretle kişiye vacip oluyor. E bunun semeresi ne olacaktır? Semeresi şu olacaktır. Bu ibadetle mükellef olan bir kimse bir şekilde bu ibadeti henüz yerine getiremeden elinde kim malı helak olsa ama istihlak değil, kendisi onu harcasa değil, kendisi o malı yok etse değil, o mal bir şekilde helak olsa, gerek semavi bir afetle helak olsa, gerek hırsızlar tarafından çalınsa, gerekse heder olsa, bir şekilde yok olsa bu durumda bu kimse o zekat ibadetiyle mükellefiyeti ondan kalkar düşer. Bu da neden dolayıdır? Çünkü zekatı farz kılan kudret müessir bir kudret olmasından dolayı usulü anlamda. Şimdi Musanif o yüzden diyor ki ve izahele kel malu kişi zekatla mükellef olan kişinin elindeki mal helak olsa bade vucu zekati zekat vacip olduktan sonra yani adamın 40 tane koyunu vardı ve bu 40 tane koyun saimeydi yani zekat verilmesi gereken hayvanlardı ve üzerinden bir yılda geçti ve bir koyun vermesi gerekti. Hatta avatta zekat memuru geldi talepte bulundu ve bu bir şekilde onu menetti vermedi. Velev ki böyle olsun. Sonrasında ise bu artık zimmetinde bir koyun var. Ertesi gün sabah kalkıyor bir bakıyor ki e, koyunlarının tamamı telef olmuş. Vahşi bir hayvan girmiş ve koyunlarını yok etmiş veya bir hastalık vurmuş. Koyunların tamamı telef oldu. Bu kimse yine o bir koyunu zekat olarak vermesi gerekir mi? El cevap sakatat anhu zeka bu kişiden zekat düşer. Niye? Çünkü zekatı vacip kılan kudret kudreti müessiri olduğu için. Artı burada şöyle bir gerekçelendirme daha söyleniyor. Buradaki vücubiyet ayna tahallük etmiştir, zimmete değil. Yani bizatihi o elinde bulunan hayvanlara tahallük etmiştir. O ki ortada hayvan kalmadı, o ki ortada mal kalmadı, o zaman zekat olarak vermesi gereken şey, sebep ortadan kalktığı için bu kimse zekat vermekle mükellef olmayacaktır. Tabi burada dediğimiz gibi helak ile bunu kayıtladık. Çünkü şayet bu kimse o hayvanlarını kendisi istihlak etse, örneğin kesip yedirse, böyle bir durumda bu istihlaktır. Bu da vücubiyeti iptal etmez. Yine bu kimse koyunlarının zekatını vermekte mükellef olacaktır. Ama helakta ise durum böyle değil. Burası da anlaşılmış oldu. Demek ki zekat farz olduktan sonra bir kimseye elindeki zekat malının helak olmasıyla bu zekat vücubiyeti düşer. Bunun e, fıkıhtaki izahı çünkü zekatın vücubiyeti ayna talük etmiş, zimmete talük etmemiş. Bunun usuldeki karşılığı da zekat ibadeti kudreti müyessire ile kişiye farz olmasından dolayıdır. Burası da anlaşılmış oldu. Gelelim e, son bir meseleye. E, kişi zekat ibadetini önceden ifa etmesi caiz olur mu? Yani elimizde nisap miktarı malımız var. Daha henüz bir yıl dolmamış. Ben şimdiden bunun zekatını versem. Bir yıl dolduğunda bir daha zekat vermem gerekir mi? Gerekmez mi? Bundan bahsedecek. Diyecek ki o in kat demez zeka. Zekatla mükellef olan kişi şayet zekatını takdim etse, alel havil, yıl üzerine takdim etse, yani henüz bir yıl dolmadan zekatını verecek olsa, Hani örneklendirmemizde 40 tane saime koyunu vardı. Bir koyun zekat olarak vermesi gerekiyor ama bu 40 tane koyun üzerinden daha bir yıl geçmedi. Yani zekat vücubiyeti tahakkuk etmedi. Ama nasıl olsa elimde bu nisap miktarı malı var deyip de ihtiyaç sahibi fakiri gördüğünde bunu kaçırmama adına zekatımı ben buna şimdiden vereyim, kenarıma yazayım, yıl sonunda da hesabımı yaparım, ona göre zekat vermem gereken rakamdan bu miktarı düşerim dese bu caiz olur mu? bu caiz olur. Ve in kat deme zekat alel havil ki vahve malikün nisab bu kimse nisaba da sahip ise caze bu caiz olur. Hatta değil bir sene birkaç senenin zekatını bile önceden verebilir. Yani olması gereken Müslümanlarda olması gereken haslet aslında budur. Yani kişinin zekat borcunun olması değil zekat tabiri caizse alacağının olması. Yani şimdiden önümüzdeki yılların da zekatını verebilmiş olması ki bu aslında bir nevi mal, malı da tabiri caizse sigorta yapmak gibi bir şeydir. Çünkü zekatını verdiğin bir malın aslında aidiyetini bir nevi tescillemiş oluyorsun Mevla'ya karşı. Böyle, böyle ve bu şekilde olan bir mal da Allah'ın izniyle helaktan, afetten de emin olmuş olur. Şimdi burada fıkhi olarak değerlendirmemiz gereken bir mesele. Zekatta erken ödemek caizdir. Ancak aradığımız bir şart vardır ki o da nedir? Kişinin nisaba sahip olması. Nisap miktarı malı olmadan erkenden zekat vermek diye bir şey söz konusu değil. Yani örneğin bir insanın daha henüz cebinde nisap miktarı malı yokken, parası yokken kendisi birine sadaka veriyor ve niyetini de zekat olarak vereyim diyor ve bunu zekat niyetiyle verse ve daha sonrasında bu insan nisap miktarı mala malik olsa o verdiği zekatını mahsup edebilir mi e cevap mahsup edemez, sayışamaz. Çünkü öncelikli olarak nisap miktarı mala malik olması gerekirdi. Malik olmadan verdiği zekat sanki vakit girmeden kıldığı namaz gibidir. Nasıl ki bir vakit henüz girmeden kişi bu namazı kılacağım dese ve kılacak olsa bu kıldığı namaz nafile olur. O farziyeti ondan düşürmezse nisap miktarı malı olmayan kimsenin şimdiden vereceği zekat da nafile sadaka olarak değerlendirilir zekat namında olmaz. Aynı olay arazi mahsulleri içinde de geçerlidir ki bizim fetva hattına bu tarzda sualler geliyor. Diyorlar ki hocam biz çiftçiyiz, mahsullerimiz var ve ama bizden bazen yardım talep ediyorlar. Biz de farz olan öşrümüzü vermek istiyoruz ama daha henüz mahsulümüzü devşirmedik ama onlara bedel olarak para vereceğiz. Peki şimdiden zekat onlara versek ama mahsulümüzü tahsil ettikten sonra, hasadımızı yaptıktan sonra vermemiz gereken rakamı o geçmişte verdiklerimizden düşürsek bu caiz olur mu olmaz mı? Örneğin kişi fındıkçıdır, fındık bahçeleri vardır veya çaycıdır, çay bahçeleri vardır. Ee, bu kimse öşrünü verecektir bunun. İşte sulamasını kendisinin yapıp yapmamasına göre onda bir veya da 20'de bir oranda. Ama şu anda daha mahsul toplanmamış bahçededir ve bir fakir geldi, ihtiyacı var. Gerçekten de e, ihtiyaç sahibi biri. ve kişi de vereceği yani zekatını vereceği kişinin ehil olmasını istiyor ve hazır böyle bir insan gelmişken ben buna zekat vereyim. Ancak ben daha henüz mahsulümü toplamadım. Versem olur mu? Ya da verdikten sonra mahsulümü topladığımda hesap edip ondan hesaplaşabilir miyim? Burada aradığımız şart an itibariyle mahsulün dalında satılabilir bir durumda olması gerekir. Yani buna yetmenül ahet deniyor fıkıh dilinde veya budu vusala ifadesi de kullanılıyor. Afetten emin olabilecek bir duruma gelmesi. Örneğin bir meyve ağacı ise bu, o meyvelerin çiçekli halinden tomurculuk haline intikal etmiş olması. Eğer eğer ağaçta henüz hiçbir meyve yoksa veya meyva denilecek miktara daha henüz ulaşmamışsa, ya bunu mesela örneğin buğdaydan örnek verecek olursak buğdaylar henüz sararmamışsa başaklardan bahsediyoruz henüz yeşil halde ise o zaman kişinin oradan mahsup edilerek zekatını şimdiden vermesi geçerli olmaz bu nafil olur ama zekatını verme anında buğdayları sararmışsa işte meyveleri çiçeklik halinden kurtarmış tomurcuk haline dönmüş intikal etmişse yani budu bu salah diye tabir edilen fıkıhtaki o kavram o kişi hakkında tahakkuk etmişse o zaman bu kimse de zekatını erken verenler cümlesinden olur ki bu zekatı sahih olur. Bunu bir kenara yazar. Sonra mahsulünü topladıktan sonra ne kadar toplamış, ne kadar vermesi gerekiyor ve bu kişi ne kadar vermiş, artısı ve eksisi neyse buna göre hesap eder. Eğer bir eksik kalmışsa üzerine tamamlar. Bir eksik kalmamışsa da zaten zekatını vermiş olur. Burada bir mesele daha var onu da paylaşmak istiyorum ki Ömer Nasuh Efendi İlmihal e, eserinde bunu kaleme alıyor. Bir insan diyelim ki zekatını hesap ediyor, tüccardır elindeki mallarını hesap etti. Dedi ki benim işte şu kadar zekat vermem gerekir ve o kimse zekatını erkenden verdi veyahut da yılı geldiği zaman verdi. Zekatını verdikten sonra bir daha bir hesap yaptı ki meğersem fazla zekat vermiş. Yani vermesi gereken rakam örneğin onken bu 20 vermiş. Bu durumda ne olur? Diyor ki Ömer Nasuh Efendi ki Allahu Alem bunu e, İmdadül Fettah'tan nakil yapıyordur. Çünkü genelde ya Fettevain diye veyahut da Halebi Sagir, Halebi Kebir ve İmdadül Fettah gibi kitaplardan e, yapılmış bir e, çalışmadır. Diyor ki e, bu durumda o kimse bu verdiği fazlalığı gelecek senelerden mahsup edebilir ve bu da istihsandır diyor. Yani kişi zekatını vermiş ama hesabını yanlış yapmış fazla vermiş. Böyle bir durumda o fazlalığı tespit ettikten sonra bunu gelecek senelere mahsum etmesi de mümkün olabilir, caiz olabilir. Bu da aslında şer'i şerifin Müslümanlara bir kolaylığı diyebiliriz. Bab-ı zekatı fıdda isterseniz bugünlük bu kadarla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki e, derste de bundan sonrası yani gümüşlerin zekatı, altınların zekatı, keza ticari malların zekatı olarak dersimize devam ederiz. Bu alihin ve rabbil alemin lillahi teâlâl fatih. Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين